Merhaba sevgili arkadaşlar. Hikayelerimize devam ediyoruz. Bugünkü hikayemizin adı Kardan Adam. Aman, ne güzel soğuk dedi Kardan Adam. Her yanım nasıl da çatırdıyor. Buz gibi rüzgar yaşamı ne kadar da sevdiriyor. Ama yukarıdaki o alevli şey ne ki? Bana çok dikkatli bakıyor. Kardan adamın alevli şey dediği batmakta olan güneşti. Ama boşuna gözlerimi kırpmayacağım diye sözlerini sürdürdü. Gözleri iki büyük kiremitten yapılmıştı. Ağız yerine de bir tırmık parçası koymuşlardı. Onun içinde de diş yerleri vardı. Doğrusu güzel bir kardan adamdı bu. Bu durumun kendisi de farkındaydı. Onun doğumu çocukların neşeli çığlıkları, bağırışmaları arasında olmuştu. Güneş batmış, mavi gökyüzünde pırıl pırıl dolunay çıkmıştı. İşte öbür yana gitti o alevli şey dedi kardan adam. Başka yerde yine karşıma çıktı diyerek ayı güneş sanmıştı. Bana bakmasından vazgeçirttim onu diyerek konuşmasını sürdürdü. Olduğu yerde kalsın. Ben kendimi görebilmem için istediği kadar parlasın. Ah, bir kıpırdayabilsem çok sevinirim. Yalnız bulunduğum yerden ayrılmam için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ben de çocuklar gibi bir kaysam ama ne yazık ki koşamıyorum. O sırada yaşlı bir çoban köpeği havladı. Sesi biraz kısılmıştı. Kısık sesiyle biraz bekle. Güneş sana koşmayı öğretir. Geçen yıl senden öncekinin diğerlerinin koştuğunu gördüm. Hepsi de gittiler dedi. Seni anlıyorum dedi kardan adam. Bana şu tepedeki soluk yüzlü ay mı koşmayı öğretecek? Bilmiyorum. Biraz yüzüne dik dik baktım, çekip gitti. Başka bir yerden ortaya çıktı. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Senin bir günlük ömrün var. Orada gördüğün şey aydır. Güneş yarın çıkacak. Sana tekme atacak, yürümeyi öğretecek. Artık havalar değişiyor. Ben bunu sol ayağımdan anlıyorum. Ne söylediğini, ne demek istediğini anlayamıyorum. Ama bana anlatmak istediğin şeyin kötü bir şey olduğunu seziyorum. Bana gözünü dikip bakan şeyin güneş olduğunu, benim dostum olmadığını sanıyorum. İçime öyle geliyor dedi kardan adam kendi kendine. Çoban köpeği yine havladı. Üç kez kendi çevresinde döndükten sonra uyumak için kulübesine girdi. Gerçekten havalar değişti. Sabaha karşı ortalığı soğuk ve yoğun bir sis kapladı. Sonra buz gibi bir rüzgar esmeye başladı. Ama güneş doğunca her yer çok güzel oldu. Ağaçlar, çalılıklar kırağıyla örtülmüştü. Bütün ağaçların dalları beyaz çiçekler gibiydi. Yazın yapraklar altında görünmeyen ince dallar şimdi ortaya çıkmıştı. Rüzgarla sallanan söğüt güzel bir türkü söylüyordu. Bu çok güzel bir görüntüydü. Sonra ateş saçarak güneş doğdu. Sanki toprağa kor taneleri düşmüştü. Kardan daha beyaz, küçük küçük ışıklar saçıyorlar gibiydi. Bir delikanlıyla bir genç kız kardan adamın yanında durup "Aman, bu ne güzellik böyle?" dedi. Gözleri ışıldayarak "Yazın bile böyle bir güzellik görülmez." diyerek konuşmasını sürdürdü. Delikanlı kardan adamı göstererek "Bunun kadar yakışıklısına pek rastlanmaz." diyerek selam verdi. Sonra katıla katıla güldüler,
Birlikte ayakları altında gıcırdayan karların üstünde dans ettiler. Kardan adam, "Bunlar da kim?" diye sordu köpeğe. "Sen benden eskisin burada. Bunları tanıyor musun?" "Tanıyorum tabii. Genç kız beni okşamıştı. Delikanlı da bana kemik vermişti. Onları ısıramam doğrusu." Kardan adam, "Kim bunlar peki?" diye yeniden sordu. "İki sevgili," dedi köpek. "Aynı eve, aynı yemeği yemeye gidiyorlar." "Onlar da senin benim kadar önemli kişiler mi?" dedi kardan adam. "Onlar beylerdir. İnsan bir günlük olunca pek az şey biliyor. Sen konuşunca insan bunu anlıyor. Ben yaşlıyım. Bildiğim çok şey vardır. Ayrıca burada herkesi tanırım. Bir zamanlar beni de sokağa çıkarmazlardı. Zincirlerim de yoktu." "Soğuk çok güzel şey," dedi kardan adam. "Anlat bana, anlat her şeyi. Ama ne olur şu zincirlerini şıkırdatma. Çok sinirlerimi bozuyor." "Eskiden küçük bir köpektim. Bana sevimli minik derlerdi. Evde kadife koltuklarda yatıyordum. Bayanların, bayların kucağından aşağı inmezdim. Beni öperler, ellerimi işlemeli mendillerle silerlerdi. Beni küçük tutu diye çağırırlardı. Büyüyünce dadıya verildim. Bodrum katında oturmaya başladım. Bulunduğum yerden içerisini görebilirsin. Orada evin efendisi bendim. Dadının yanında yerim iyiydi. Ayrıca yukarıdan daha da rahattım. Çocuklar da beni oraya buraya çekiştirmiyorlardı. Burada da çok iyi besleniyordum. Bir minderim, bir de sobam vardı o zamanlar. Bu dünyanın en güzel şeyiydi benim için. Altıma koyardım gürül gürül yanan sobanın düşünü kuruyorum şimdi. Kardan adam şaşkınlıkla, "Soba mı? Nasıl bir şey bu? Bana benzer mi?" diye sordu. Köpek gülerek, "Tam sana göre doğrusu. Senin düşmanın olduğunu herkes bilir. O bir karga, bir kuzgun gibi kapkaradır. Uzun boynundan her zaman alevler çıkar. Onun yanında oturmalı şimdi. Ne güzel bir sıcaklık verir. Onu olduğun yerden görebilirsin," dedi. Kardan adam bodrumun penceresinden baktı. Evi, sobayı gördü. Soba iyice parlatılmıştı. Ağzında ateş vardı. İçinde bilmediği garip bir duygu belirdi. Bir tuhaf olmuştu. Bunun ne olduğunu anlayamamıştı. Çünkü o kardan adamdı. Kardan adam olmayanlar bunun ne olduğunu çok iyi bilirlerdi. "Peki neden bıraktın onu?" diye sordu kardan adam. "Böyle bir yeri nasıl oldu da bırakabildin?" "Bırakmak zorundaydım. Daha doğrusu beni zorla dışarı attılar. Evin küçük oğlunun bacağını ısırmıştım. Hem kovulmuş hem de zincire vurulmuştum. Küçük yaramaz kemiği almıştı. O zaman dişe diş delip sarıldım yaramaza. Sonra sesim kısıldı. Baksana, ne kadar da kısık bir sesle konuşuyorum." Kardan adam köpeği dinlemiyordu. Eve bakıyordu. Kendisi gibi iri sobaya gözlerini dikmişti. "Çok garip bir çatırdama oluyor içimde. Ah, bir pencereden girip onun yanına gidebilsem. Ah, bir pencereden gidip onun yanına gidebilsem. Bu pek olmayacak bir şey değil ki. Niye olmasın? Ne yapıp yapıp oraya gitmeliyim. Ona yaslanmalıyım." "Sen oraya hiçbir zaman gidemezsin. Eğer ona yaklaşırsan senin sonun olur," dedi köpek. Bütün gün kardan adam pencereden içeri baktı. Gözlerini odanın içinden ayırmadı.
Soba tatlı bir ışık saçıyordu. Bu ışığı ancak böyle güzel bir soba verebilirdi. Güneş, ay bunun yanında hiç kalırdı doğrusu. Sobanın kapısını açtıkları zaman dışarı alevler fışkırıyordu. Bu durum kardan adamın beyaz yüzünü pembeye boğuyordu. Sıcaklık göğsüne doğru yayılıyordu. Artık dayanamayacağım, onu görmek istiyorum dedi. Gece olmuştu. Oldukça uzun bir geceydi. Ona çok kısa geldi. Çünkü kardan adam tatlı tatlı düşüncelere dalmıştı. Ertesi gün pencereler kırayla örülmüştü sanki. Kardan adamın düşünde gördüğü en güzel çiçeklerle süslenmişlerdi. Çiçekler sobayı kardan adamdan saklıyorlardı. O sevgilisini göremiyordu. Her şey içinde çatlıyor, çıtırdıyordu. Tıpkı dışarıdaki gibi. Tam bir kış havasıydı. Kardan adam için çok güzel bir gündü ama sevgilisi sobayı göremiyordu. Onun için hüzünlüydü. Kardan adam için kötü bir hastalık bu. Bir zamanlar ben de böyle bir hastalığa yakalanmıştım. Ben de birisine delice tutulmuştum dedi köpek. Hava değişmişti. Buzların çözülme zamanı gelmişti. Karlar erimeye başladı. Havalar ısındıkça kardan adam durmadan eriyordu. Ama bu durumdan hiç yakınmıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Bir sabah yere yığılmıştı, erimişti. Eskiden ayakta durduğu yerde şimdi bir süpürge sopu sallanıyordu. Onun çektiği özlemi şimdi anlıyorum. Onu ayakta tutan, sobaya olan sevgisi aşkıydı. Onu canlı kılan da bu sevgi, bu tutkuydu. Ama sonunda yenildi ona, dedi köpek hüzünlü hüzünlü. Çok geçmeden kış geçip bahar gelmeye başlamıştı. Köpekler havlıyor, evin küçük kızları bahar şarkıları söylüyorlardı. Güzel çiçekler, tarla kuşları, börtü böcekler, bahar geldi, bahar geldi. Herkes çoktan kardan adamı unutmuştu. Kimse onu aklına bile getirmiyordu. Yazın güzel günleri başlamıştı ve kış unutulmuştu. Masalımız burada bitti. Hoşça kalın arkadaşlar.